Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te muhteşem bir törenle ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e nakledildi. Atatürk zaman zaman Rasattepe'ye gelir, Ankara bu noktadan ne güzel görünüyor derdi. Bu sebeple Rasattepe onun ebedi istirahatgahı olarak seçildi ve Anıtkabir orada yapıldı. Atatürk aramızdan ayrılalı bugün yıllar geçti. Yeni bir nesil. Atam daha dün gibiydi sen Ankara'ya son gelişinde. Gidiyor, rast gelemez bir daha tarih eşine. Gidiyor 17 milyon kişi takmış peşine. Gidiyor sonsuz olan kudrete sığmaz akla. Gidiyor göğsünü çep çevre saran bayrakla. Gidiyor izleri üstünde birikmiş yaşlar. Gidiyor yerde kılıçlarla eğilmiş başlar. Gidiyor harbin o en korkulu aslan yelesi. Gidiyor sulhun ufuklarda yanan meşalesi. Yine bir dev aşacakmış gibi en başta o var. Hıçkıran seste o var, sessiz akan yaşta o var. Siliyor ruhunun ulvili faniyetini. Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini. Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça. Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça. Atam, sen bir gün demiştin ki, benim fani vücudum elbet bir gün gelecek toprak olacaktır. Senin fani vücudun aramızdan ayrıldı. Fakat sen varlığımızda yaşıyorsun ve ebediyen yaşayacaksın. Yolundan ayrılmayacağız, izindeyiz. Devrimlerine ve ilkelerine bağlıyız. Kurduğun bu eseri müsbet ilimlerin ışığı altında daha ileri götürmeye and içtik. Ne mutlu Türk'ün diyene. Ata, nur içinde yat. ...60 yıl önce 10 Kasım 1953 günü... Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün etnografyadan Anıtkabir'e naklinde görev alan 36. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar'ın o güne ilişkin anısı. Yıl 1953, günlerden 10 Kasım. Ankara'da Etnografya Müzesi'nin önündeyiz. Göz alabildiğine her yer kadınlı erkekli kalabalık gruplar halinde hınca hınç dolu. Müzenin önünde devlet erkanı ve yabancı elçilik mensupları kendilerine ayrılan yerlerde duruyorlar. Düzlükte bir top arabası var. Önünde ve arkasında çeki ve fren tertibatı olarak beyaz renkli atlas şeritler sarılı halatlar bağlanmış. Her halat boyunca Kara Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 1953'te Asteğmen rütbesiyle subay nasbedilen 3. sınıf öğrencileri. Hiza ve istikametlerini bozmadan duruyorlar. Onlardan biri de benim. Saat tam 9:05 geçiyor. Erin boru ile çaldığı tiy sesi telsizle her tarafa ulaştırılıyor. O an Ankara semaları siren ve korna sesleriyle inliyor. Müze üzerine dalış yapan uçaklar o anı daha da anlamlı kılıyor. Ankara'da ve tüm Türkiye'de hayat adeta duruyor. Herkes atasına saygı duruşunda. Siren ve kornalar sustuğunda müzenin kapısında pehlivan yapılı 12 Mehmetçiğin omuzlarında içinde Atatürk'ün naaşı olan al bayrağı sarılı tabutunu görüyoruz. Mehmetçikler çok sevdiklerinden ayrılmak istemeyen birer sevgili gibi merdivenlerden yavaş yavaş iniyorlar. Herkes esas duruşta, dimdik, kımıldamadan duruyor. Adeta nefes dahi almıyorlar. Mehmetçikler atamızın naaşını top arabasına yavaşça koydular. Bando'nun çaldığı matem marşı ile mihverli, harici elbiseli, çapraz manevra kemerli, beyaz eldivenli ve beyaz tozluklu Kara Harp Okulu 3. sınıf öğrenci subayları, asteğmenler, yani bizler yavaş yavaş top arabasını çekiyoruz. Ben ön taraftaki gruptayım. Bayır aşağı inerken top arabasının arkasındaki grup fren görevi yaparak kontrolü sağlıyor. Opera binası önünden Ulus'a doğru ilerliyoruz. Güzergâhtaki tüm yollar kalabalık. Adeta o yollarda nüfusu 400 bin olan Ankara'da hemen herkes bu anlamlı olaya şahit olmak istercesine güzergâhta kendine bir yer bulmuş. Herkes kederli. Herkesin gözü yaşlı. Adeta 15 yıl sonra Atatürk'ü bugün yeniden kaybetmiş gibiyiz. Köşe başlarını tutan spikerler Türkiye'nin diğer illerindeki halka ve Ankara'da farklı yerlerde bulunanlara bu muhteşem ve anlamlı törenin her anını en iyi şekilde nakletmek amacıyla radyodan sesleniyorlar. Geçtiğimiz yerlerdeki belirli noktalara konulan hoparlörlerden
spikerlerin konuşmalarını biz de duyuyoruz. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden istasyona, oradan Tandoğan Meydanı yolu ile Anıtkabir Bayırı'na tırmanıyoruz. Tam 4 saattir yoldayız. Onun ardından yürüyenlerin, özellikle yaşlıların son gayretlerini sarf ettikleri yüzlerindeki ifadeden anlaşılıyor. Sağlığında en çok sevip itimat ettiği Mehmetçikler onu kucakladılar. Türk'ün en yüce arslanını Anıtkabir'in arslanlar kapısından sokup ebedi istirahgâtına götürdüler. Törenlerin sonrasını görmedim. Ama devremiz adına bir çelenk konulduğunu biliyorum. O çelenk şu anda Kara Harp Okulu'nda. Türkiye'nin coğrafi yapısı hatırlanırsa o dalgalanan bir bayrağa benzer. Ankara 1950'li yıllarda Yeni Mahalle'den Ulus'a, oradan da Sıhhiye'ye, Yenişehir üzerinden Çankaya'ya uzanan konumu ile gökyüzündeki ayın hilal halini anımsatmaktaydı. İşte nihayet 10 Kasım 1953 günü Atatürk'ün fani vücudu bizzat oluşturduğu bayrağın hilalini bir yıldız gibi Rasat Tepe'deki kabrine, yurdun her tarafından getirilen toprağa, ruhu ise Türk milletinin kalbine gömüldü. Ruhu şad olsun.